Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. WhatsApp hattımızdan da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Numaralarımız 0538-052-1487 0538-052-1487 numaralı hattımıza, WhatsApp hattımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Bugün programımız saat 14'e kadar devam edecek. Bunu söyleyelim. İlk aramıza gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgilerimle saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Son 4 haftada 4 galibiyet. Hem ligle ilgili hem de Fatih Karagümrük takımıyla ilgili yorumunuz, düşünceleriniz nelerdir? Dünyanın en çekişmeli ligi kendi özgürlüğümüzü lig. Dolayısıyla çok zorlu başladı. Bizim adımıza da çok zorlu başladı. Çünkü geçen seneki takımımız tamamen dağılmıştı. 3 tane genç oyuncu elimizde kaldı. Onun üzerine yeni bir takım kurduk. Ve bu kurulan takımın birbirine kaynaşması ve takım olması tabii ki süre alacak. Hala o süreci de tamamlamış sayılmayız. Ama son 4 haftada aldığımız sonuçlar ilerleyen günlerde işimizi daha iyi yapmamız için bize yardımcı oldu. Peki Sayın Başkan, özellikle de 4 haftada 4 galibiyet, milli ara vardı. Milli arayı değerlendirdiniz. Milli ara dönüşü, rakip Bandırma Spor, maçla ilgili öngörüleriniz nelerdir? Neler söylersiniz Bandırma Vallahi Spor'un hedef takımı? Dünyada öngörülemez tek bir lig. Dolayısıyla hani bu ligdeki herhangi bir maçı öngörmek gerçekten çok zor. Bandırma Spor'da bizim güçlü ve idare ekiplerinden bir tanesi. Çok zorlu bir maç olacağını biliyorum. Çok kuvvetli bir takım olduklarını biliyorum. Umut ediyorum ki sonuç bizim adımıza iyi olur. Özellikle de taraftarın merak ettiği bir konu var. Stadyum ve tesis. Stadyum ve tesisle ilgili var mı bir gelişme? Özellikle de Vefa Stadı noktasında iki hafta önce bir antrenman da yapıldı Vefa Stadı'nda, taraftar açık. Bu noktada var mı bir gelişme? Hem stadyum hem tesis konusu. Stadyum ve tesis konusunda hem takımımızın hem de taraftarımızın yaşadığı zulüm devam ediyor. Evet. Maalesef sonuç herhangi bir adım henüz atamadık. Kısa dönemde de özellikle tesis konusunda sonuç herhangi bir adım görünmüyor. Artık ben de Allah'tan bir mucize bekliyorum. Yani bir şey olsun. Evet. Peki Sayın Başkan, yapılan transferler vardı sezon öncesinde. Bunlardan birisi de Wesley. Önemli bir kariyere sahip fakat yaşadığı sakatlık sebebiyle düşüşe geçmişti. Fakat bir fırsat transferi olarak değerlendirilebilir. Takıma dahil oldu. 8 maçta 7 gol bir asist kaydetti. Bu süreç nasıl gelişti Wesley'nin transfer süreci? Aslında çok sürpriz sayılacak bir şey değil. Dünyada çok bilindik bir oyuncu. Onun stokistik olduğunu ve geçtiğimiz sezonda orada sorunlar yaşadığını biliyoruz. Olabilir mi diye düşündük. Bir görüşmeler başlattık. Tabii uzunca bir süre sürdü. Fakat bizim kulübümüz Süper Lig'e çıktığı günden beri biliyorsunuz çok uluslararası alanda çok önemli transferler yaptı. Onların da desteği ve katkısıyla oyuncu kendi vizyonuna uygun bir yer olduğunu düşündü bizim de. Biz de bu transferi gerçekleştirdik. İnşallah başladığı gibi devam eder. Özellikle de bu noktada 8 maçta 7 gol, 1 asist ve bir de yani siz Türk futboluna yerli yabancı önemli oyuncuları armağan ettiniz. Bu noktada sezon sonunda bir hareketlilik öngörüyor musunuz Wesley ile ilgili?
Yani şimdiden onları konuşmak çok erken. Çünkü kulübün içinde biliyorsunuz tekrar geldiği yere dönmek gibi bir arzusu ve amacı var. Evet. Ve çok çetin bir ligin içerisindeyiz. Yani bugün benim gördüğüm kadarıyla Central Business League'de en az 14 takım bu amaca uygun kadroya ve güce sahip. Dolayısıyla bütün konsantrasyonumuz o. Ama iyi oynayan, performans gösteren her oyuncuya olduğu gibi ona da transfer teklifi mutlaka olacaktır. Bir de kaldı ki bir de bu oyuncunun Brezilya milli takım geçmişi var. Yaşı daha çok uygun, 27. Bir ismi, yani uluslararası piyasada bir ismi var. Yani bir çıkış yaptığında mutlaka teklifi alacaktır ama sezon sonunda ne olur onu bilmek tabii şimdiden çok güç. Peki Sayın Başkan, şunu da öğretmek istiyorum size. Wesley transfer edildi. Onun dışında genel anlamda kadroda birçok kiralık oyuncu var. Bu noktada yorumunuz nedir kiralık oyuncuların performansı ile ilgili? Özellikle de kiralık oyuncuya sıcak bakmazlar ama şu ana kadar oynayan oyuncular tam manasıyla da performans gösterdi. Neler söylersiniz? Ben oyuncuların çoğundan çok memnunum. Kiralık oyuncularımızın çoğu genç oyuncular bildiğiniz gibi. Dolayısıyla onlar da kendi amaçlarıyla bizim amaçlarımızı birleştirdiler. Burada biz de kulüp olarak bir çıkış arıyoruz. Onlar da kendi adlarına bir çıkış arıyorlar. Dolayısıyla bir hani kiralık oyuncu sıkıntılı olur. Tabii ki zaman zaman olur. Ama bunlar genç ve kendinden beklentisi olan oyuncular olduğu için bizim amacımız çok uygun olarak şu ana kadar gayet iyi hizmet ediyorlar kulübümüze. Umuyorum sezon sonuna kadar iyi hizmet ederler. Hem kendi adlarına iyi bir şey yapmış olurlar, takımlarına başarılı olarak dönerler, hem de bizim için ciddi bir katkı sağlamış olurlar. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Süleyman Urma, sohbetimiz devam ediyor. Peki Sayın Başkan, bir oyuncuyu sormak istiyorum. Marios Tresor Do bonservisiyle transfer edildi. 8 maçta da forma giydi. Doh'la ilgili yorumunuz nedir? Oyuncu bonservisiyle mi geldi, kiralık mı geldi? Oyuncu bizim oyuncumuz. Bonservisiyle geldi. Fenerbahçe'yle bir ortaklığımız var ama oyuncunun bonservisinde. Evet. Çok yüksek seviyede oynama potansiyeline sahip. Daha 21 yaşında. Çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Böyle devam ederse kendisine uluslararası alanda çok ciddi bir yer tutacağı aşikar. Yani bu ortaklık şudur değil mi Süleyman Bey? Mesela Doh sizden bir takıma transfer olurken bonservis miktarı pay yapılıyor. Evet. Paylaştırıyor bu şekilde. Evet. Peki son olarak vaktinizi almadan taraftara göndermek istediğiniz mesaj nedir? Özellikle de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçları da takip ediyorlar mesafe uzun olmasına rağmen. Taraftarımıza söylenecek bir şey yok. Çünkü gerçekten çok şuurlu bir taraftar. Bana göre Türkiye'deki en şuurlu taraftarlardan bir tanesi. Çünkü takımlarına çok doğru destek veriyorlar. Maçın hangi bölümünde destekleyecekler, hangi bölümünde ne yapacaklar çok bilen ve güçlerin üstesinde de olimpiyatları gibi gelinmesi ve izlenmesi çok zor koşullar olan bir sitede gelip takımlarına destek veriyorlar. O yüzden onlardan çok memnunum ve mutluyum. Söyleyeceğim şey şu, yani herkes tüm güçlü enerjisini, bu pozitif duygusunu hazır tutsun. Biz inşallah geldiğimiz yere döneceğiz. İbrahim Ertan da selamlarını göndermiş Süleyman Bey size. Bir hasta karagümrüklü olarak size ve değerli başkanımıza selamlar. Başkanımıza. Aleykümselam. Ben de onlara çok selam. Stadyum konusunu sormuş ama söylemiştim. Hedefimiz nedir demiş. Zaten ifade ettiniz. Hedef tekrardan Süper Lig'e yükselmek. Birinciliktesiniz. Birincilikte de VAR uygulaması kullanılıyor. Hakemlerin performansı ile ilgili genel yorumunuz nedir peki? Yeni bir yönetim var. Geçtiğimiz yıl özellikle de bizim Fatih Karagümrük takımı. Bizim kulübümüz adına düşünecek olursa geçen seneyle arasında %1000 fark var. Evet. Gayet tabii ki hakem hatasını sıfıra indirmek hiç kimse için mümkün değil. Zaman zaman bizim de lehimiz aleyhimiz hatalar oldu. Ama bunların hepsi olabilir ve öngörülebilir. Hatta bir kısmı yoruna açık hatalar bize göre, rakibe göre veya işte başka insanlara göre. Ben hakemlerde çok ciddi bir gidişat, bir olumluya doğru gidişat görüyorum. Çok değerli ve genç hakemler katıldı ki ben bunu her zaman desteklemiştim. Çok iyi alt liglerde çok iyi hakemler olduğunu zaman zaman seyrettiğim maçlardan biliyordum. Bu
federasyonda bu arkadaşlarımıza destek oldu ve yukarı çıkardılar. Tek korkum orada virüs taşıyan insanlar onları bozmasın. Evet. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ederim. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmay'dı. WhatsApp hattından gelen sorular var. Hemen soruları da kontrol ediyorum. Soruları yanıtlayayım, sonrasında bağlantımıza devam edeceğiz Batıkan. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Hüseyin. Adana Demirspor'un yeni başkanı için yorumunuz nedir Salim Bey demiş. Evet, Adana Demirspor'da yeni başkan Bedirhan Durak oldu. Bedirhan Durak benim de yakından tanıdığım, tribünlerden gelen birisi. Başkanlık koltuğunda şu anda, atama yapılmıştı Samsun Spor maçından sonra. Kendisiyle ilgili olarak insani anlamda düşüncelerim olumlu, uzun yıllardır tanıyorum. Fakat özellikle de zor şartlar altında mücadele ettiğini takıma vurgulamam lazım. Takım zor şartlar altında mücadele ediyor. Takım olarak yani birkaç oyuncu dışında bu ligin seviyesinde olmayan oyuncular var. Ondan dolayı da kırılgan yapısı var takımın. Gol yediği zaman direkt dağılabiliyor. Bunu net bir şekilde de gördük. Bu noktada devre arası transfer yasağı açılırsa, devre arasına kadar da 17-18 puan toplaması lazım ama şu an, yani şu an için çok zor görüyorum bunu. Salim Bey, iyi günler. Yayınlarınız çok başarılı. Böyle devam etmenizi diliyorum. Maras Kadir yazmış. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Salim abi. Ben Antalya'dan. Batuhan, akşam oynanacak milli maç için bugün saat 13.30'da zemin kontrolü yapılacağı haber yapıldı. Rize maçın iptal edilme ve ertelenme ihtimali var mı? Rize Spor maçının iptal edilme ve ertelenme ihtimali var mı? Yani evet, şu an İzlanda Türkiye maçı ile ilgili Aygün abi de zaten bahsetti. Stat zemini incelenecek. Karar 14'te eş güdüm toplantısından sonra veriliyor. İzlanda'da milli takımımız. İzlanda'da A milli takım, bunu belirtelim. İzlanda ile oynuyor UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçında. İlk 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde ettik. İzlanda'yı iç sahada mağlup etmiştik. Hedefimiz deplasmanda da kazanmak, fakat hava durumuyla ilgili gelen bilgiler sağlıklı olmadığı yönünde, bunu belirtelim. Muhtemelen 11'i de paylaşalım milli takımımızın. Uğurcan, Zeki, Melih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Okay, Orkun, ileride Arda, Kerem, Kenan. Muhtemelen 11 bu şekilde. Barış Alper Yılmaz'ın milli takımdan çıkarıldığını paylaşalım. Rize maçının ertelenme ihtimalini sormuş. Bu konuyla ilgili bir bilgim yok. İbrahim Hakkı Çelebi'den bir soru var. Salim abi, Cenk Tosun'un aday kadroya alınmasını bekliyorum. Sizin görüşünüzü nedir demiş aday kadroyla ilgili. Bu noktada yani benim görüşüm, aday kadroyla ilgili şu an için çağrılmadı. Bundan sonraki süreçte çağrılabilir. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplıyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538-052-1487. İlk konuğumuz sevgili dinleyenler Süleyman Hurmay'dı. Süleyman Hurmay'la birlikte gündemi değerlendirdik. Kendisi Wesley transferini açıkladı. Nasıl geliştiğini bu sürecin. Bunun dışında özellikle de Wesley dışında gelen oyuncular var. Bunları konuştuk. Kiralık oyuncuları konuştuk. Kiralık oyuncuların da performansı gayet iyi. Doh'u konuştuk. Marius Doh. Fenerbahçe'den bonservisiyle geldiğini ifade etti. Bunu belirtelim. Oyuncuyla ilgili de takipte olan takımların olacağını söyledi. Gelen soruları yanıtlayacağım, ardından reklam arasına gideceğim. Bedirhan Durak'la ilgili gelen bir soru vardı, onu cevapladım. Bedirhan Durak da ilerleyen günlerde belki yayınımızda konuğumuz olabilir. Kendisiyle görüşüp
yayınımıza bağlantı yapacağım. Hafta sonunda sevgili dinleyenler, bilindiği üzere Süper Lig ve birincilikte maçlar yoktu. İkincilik ve üçüncülükte heyecan devam etti. İkincilik ve üçüncülükte önemli maçlar oynandı. Bu maçlarla ilgili de bağlantıları yapacağız. Bunu söyleyelim. Bir son dakika gelişmesi var. Fransız menşei bir haber. Lipe'in haberi. Wilfried Zaha disiplinsiz davranışlarından ötürü Lyon'da kadro dışı kaldı. Bilindiği üzere Zaha sezon öncesinde, yaz transfer döneminde demem daha doğru olur, yaz transfer döneminde kendisi Lyon'a kiralanmıştı. Gelen bir soru var. Sonu 26 olan, numarasının sonu 26 olan dinleyenimiz Hakan Tonga. İyi yayınlar Salim kardeşim. Altay'a ne oldu böyle? Koca yıllık Çınar demiş. Evet, Altay maddi anlamda çok zor durumlar geçiriyor. Dün de mağlup oldular. Bunu söyleyelim. Altay takımı dün de mağlup oldu. Ödeme noktasında da sıkıntılar var. Dün de deplasmanda İskenderun'a 4-0 mağlup oldu. Umarım hak ettiği yere gelir. Altay önemli bir camia. İzmir'in önemli ve köklü kulüpleri var. Bunlardan birisi de Altay. Umarım Altay da hak ettiği yere gelir. İzmir takımlarından şu anda Göztepe çok iyi bir durumda. Özellikle de Süper Lig'de oynadığı futbol keyif veriyor. Karşıyaka 3. Lig'de bu sezon Mustafa Reşit Akçay'ı da getirdiler teknik direktörlük görevine. 3. Lig'de iyi işlere imza atıyor. Son haftada deplasmanda Kuşadası Spor'u 2-0 mağlup ettiler. Yapmış oldukları net transferler var. Bunlardan birisi de İshak Kurt. İshak Kurt geçtiğimiz yıl Adana FK'da önemli katkı sağlamıştı. Bu ligin önemli golcülerinden birisi. Bunu söyleyebilirim. Merhaba Salim kardeşim. İstanbul'dan Mehmet ben. Ahmet Spor taraftarıyım. Ahmet Spor'la ilgili düşüncen nedir? Süper Lig'e çıkabilir miyiz diyor. Ahmet Spor sezona flaş bir giriş yaptı. Özellikle de teknik direktörlük görevine Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal'ın gelişinin ardından önemli takviyeler yaptı. Aşamadığı bazı sorunlar oldu. Bunlar nedir? Öncelikle stadyumdaki zemin konusunu halledemedi. Maçlarının bir kısmını da farklı sahalarda oynamak zorunda kaldılar. Önemli transferler yapıldı ama ben 1. Lig'in çok farklı bir lig olduğunu düşünüyorum. 1. Lig'de özellikle de bu yıl tüm takımlar, birkaç takımı ayrı tuttuğumuzda, yani 14-15 takım birbirine denk takımlar diyebilirim. Birbirini yenebilecek potansiyele sahip takımlar. Bu noktada en zor lig yaşanıyor ve geçen yıl Eyüpspor'un yaptığı Eyüpspor Ligi ligde sükse oluşturmuştu ve önemli bir başarıyı elde etmişti. Ben bu sezon bunu yapabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani bu aşamada lig sonuna kadar devam edebilir. Birbirine yakın puanda devam edebilir, gidebilir. Ahmet Spor'la ilgili, yani playoff olabilir ama ben ilk ikiden çıkacağına ihtimal vermiyorum. Mehmet kardeşimizin sorusunu da bu şekilde yanıtlayalım. Salim kardeşim kolay gelsin. Bursa'dan selamlar. Bursa Spor'un maçı dün Anspor'daydı. Muhteşem bir atmosfer vardı. Ama saha zemini bu sene yapılmasına rağmen yine kötü durumda. Güzel bir zemin, güzel futbol diyor. Güzel zemin, güzel futbol diyorum. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Zeminler hem oynanan futbolun kalitesi hem de futbolcuların sağlığı açısından çok çok önemli. Aynı fikirdeyim. Salim kardeşim Bursa'dan Beyhan hayırlı yayınlar. Dün akşam Bursa Spor Kahramanmaraş maçı için tribünler hakkında ve Bursa Spor hakkında ne düşünüyorsun? İyi yayınlar. Beyhan Bey'e selamlarımızı iletelim. Şunu söyleyebilirim. Bursa Spor'un hak ettiği yer Süper Lig'dir. Bursa Spor'un 3. Lig'de, 2. Lig'de, 1. Lig'de mücadele etmemesi gerek. Bursa Spor Trabzonspor'dan sonra Anadolu'da devrim yapmış bir takımdır. Dünkü maçta tribünler harikaydı, atmosfer harikaydı. Zaten tüm maçlarda bu şekilde dolduruyor stadyumu Bursa Spor taraftarı. Olması gereken bu. Umarım Bursa Spor hak ettiği yerde olur. Şu an tüm liglerde gol yemeyen tek takım
Pablo Martin Bataja yönetiminde de iyi işlere imza atıyorlar. Dün de kazandılar. Kazanırken de iyi bir futbol ortaya koyarak kazanıyor. Bunun altını çizmekte yarar görüyorum. Merhaba, Ankara'dan Mustafa Sakarya Spor As Başkanı olarak Fırat Özcan getirildi. Kendisi hakkında bilgim var mı? Teşekkür ederim. Kendisini tanımıyorum. Yani Fırat Gözcan. Kendisini tanımıyorum ama araştırırım. Teşekkür ederim mesajın için. Sinop Spor hakkında fikirlerin nedir demiş. Geçen de bu soru gelmişti. Sinop Spor ile ilgili. Sinop Spor deyince iki tane Sinop Spor var. Biri İstanbul'da Sinop Spor. Onu söyleyelim. İstanbul'da bir Sinop Spor var. Küçükçekmece Sinop. Bir de normal Sinop Spor var. Sinop Spor'daki takım da bölgesel amatör ligde. Küçükçekmece Sinop'ta bu sezon 3. ligde. İstanbul'daki takımın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Hüseyin Mecit, İstanbul'dan yazıyorum abi. Bir dakika. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar Salim. Abi Zaha'nın kadro dışı kalması, Okan Hoca haklıymış. Okan Hoca'ya teşekkürler abi diyor. Az önce Zaha haberini okumuştum, ondan dolayı yazmış. Abi yayınlar, kolay gelsin. Bu akşamki maçta İzlanda için ölüm kalım maçı, gruptan çıkma maçı. İzlanda bize ters gelen bir takım zaten. Az önce açıkladığın kadro bu maçı yenmek için yeterli mi sence? İstanbul'dan Emre. Ben de yayıncı kuruluştan aldım maçın muhtemel 11'ini, bunu söyleyeyim. İnşallah kazanırız. Aynen Salim, size katılıyorum. Keşke Mesut Bakkal kalsaydı Ahmet'te. Ersun Yanal, Ahmet'le hiçbir şey yapamadı. Çok yatırım yapıldı ama Ersun Hoca ile olmaz. Saygılar, sevgiler demiş. İyi yayınlar Salim abi. Kırmızı grupta Aksaray sporumuz yaklaşık 10 bin kişinin izlediği maçta Elazığ Spor'u 1-0 yenerek liderliğe devam etti. Yakup Ateş ve tüm ekibine başarılar diliyorum demiş Mehmet Kaya. Yakup abi de bugün yayınımızda olacak, bunu söyleyelim. Şimdi araya gidelim, aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuklarımız var. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bir soru var. Adana'dan Bahattin abi, ben kolay gelsin. Futbolcular kampa girdikleri zaman kendi telefonlarını kullanmaları yasak mı? Öğrenmek istiyorum. Yani benim böyle bir yasaktan haberim yok yani. Kullanabiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir yasak, bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Altınordu takımında futbolcular tesise gittiği zaman kendi telefonlarını direkt bırakıyorlardı. Antrenmandan sonra tekrar alıyorlardı. Böyle bir kural vardı. O da Altınordu'ya ait bir kuraldı. Onun dışında hiçbir takımda bunu görmedim. Ne gördüm ne duydum. Yani böyle bir yasak yok. Bahattin'e mesaj için teşekkür ederim. Hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte sohbetlerimiz devam ediyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87. Sevgili dinleyenler, şu an hattımızda konuğumuz Çiçeği Burnu'nda genç teknik adam Bilal Kısa. Bilal abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Hoş buldum, sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Bilal abi. A milli takımımızın önemli bir maçı var. Rakip İzlanda, fakat zeminle ilgili de eşgüdüm toplantısı yapılacak Türkiye saatiyle 14'te. Bu toplantının ardından karar verilecek maçın oynatılıp oynatılmayacağına. Karadağ ile oynadık Samsun'da, 1-0 kazandık İrfan Can Kahveci'nin golüyle. 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik. Genel yorumun nedir hem Karadağ maçı hem de bugünkü maçla ilgili öngörün? Tabii öncelikle Karadağ maçını değerlendirirsek, Samsun'da oynanması, taraftarların gerçekten çok büyük ilgiyle takip etmesi, zaten her milli maçımızda duygularımız bizim çok yüksek. Bunu bir önceki İzmir'de oynadığımız maçta yaşadık. Samsun'da da kez aynı şekilde çok büyük destekle maça başladık. Oyun olarak oyun kontrolü tamamen bizdeydi.
Evet, pozisyona girmekte zaman zaman zorlandık. Barış Alper'in santraforda oynaması ve zaten Montella'nın eleştirildiği konulardan bir tanesi santraforsuz oyun oynaması. Belki de son zamanlarda milli takımımızda santrafor konusunda biraz eksiklik yaşıyoruz. En son işte Burak Yılmaz, belki Cenk Tosun'un yaşı ilerlemesi o bölgede sıkıntılar yaşıyor. Pivot bir santrafor şu an milli takımımızda gözükmüyor. Bugün de baktığımızda Barış'ın sakatlanması, kadrodan çıkarılması, orada İzlanda maçında nasıl bir ön alanda Arda'yı mı değerlendirecek yoksa Kenan mı oynayacak, onu göreceğiz açıkçası. Ama baktığımız zaman iyi gidiyoruz. Lider bir konumdayız 7 puanla. Yani, bu maçta tabii İzlanda maçı da çok önemli. Liderliği devam ettirmemiz lazım. Yani Karadağ maçında oyun olarak evet iyi bir oyundu. Kendi ülkemizde oynamanın avantajını sahada kullandık. Oyuncu değişikleri orada faydalı olduğunu düşünüyorum. İrfan Can'ın ve Kenan'ın oyuna girmesiyle Karadağ maçında biraz daha hücumsal anlamda daha farklılıklar gösterdi. Sonucu da almış olduk. İzlanda maçına da gelirsek evet senin de az önce söylediğin gibi sağ şartları, hava şartları bizi zorlayacaktır. Alışık olmadığımız bir durum sağ şartları zorlayacaktır açıkçası. Kesinlikle zorlayacaktır dedikten. Çünkü top kontrolünde pasın şiddeti kontrolü koşu temposu gerçekten zorluyor bu tür sahalar, sentetik sahalar. Bunun zorluğunu yaşayacağız açıkçası. Ama oynarak inşallah istediğimiz oyunu oynayıp oradan da galibiyete döneriz diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Bilal Kısa sohbetimiz devam ediyor. Peki Bilal abi, A milli takımla ilgili yorumunu dile getirdim. Montella, az önce de ifade ettin, 4-6-0 dizilişiyle oynatıyor milli takımımızı. Bu noktada da eleştiriliyor ifade ettiğin gibi. Barış Alper kadrodan çıkarıldı. Kenan'ın o pozisyonda oynamasını bekliyoruz. Genel anlamda yani İzlanda ve Karadağ maçından sıyrılarak genel anlamda yorumun nedir? Özellikle de beklentimiz santraforlu oynaması yönünde milli takımımızın. Ya, tabii ki yani santrafor olmadan bu oyunun gol atma konusunda zorlanacağını düşünüyoruz. Yani elimizde bir Messi yok. Yani sahte bir 9'da oynayabilecek. Yani bunun örneğini şöyle verebiliriz. Belki çok uzun yıllar önce Necati örneğini verebiliriz. Evet, ne tam böyle pivot santrafor ne de böyle arka tarafta oynamayı, 10 numara pozisyonda oynamayı seven bir oyuncuydu. Şimdi elimizde böyle bir oyuncu da yok. Burada açıkçası az önce de söylediğim gibi yani son yıllardaki santrafor eksikliğini milli takımımızda hissediyoruz. Tam 9 numara dediğimiz bir santrafor oyuncumuz yok. Belki Montella bu konuda da bu sisteme zorunlu gitmekle kalıyor. Belki elinde dediğimiz gibi santrafor olsa sistemi değiştirebilir. Buna evet Adana Demirspor zamanında da bu tarz oyunları denedi. Barış Hoca'nın sakat olduğu dönemde Emre Akbaba ile olduğu dönemde. Şimdi bu alışkanlığını devam ettiriyor aslında. Evet, zaman zaman eleştiriyor ama genel anlamda baktığımız zaman oyun olarak iyi bir görüntü veriyoruz açıkçası. Bazı maçlarda, hazırlık maçlarında özellikle kötü bir seri yakalamıştık. Şimdi onu çevirdik. Ben iyiye gideceğimizi düşünüyorum ama santrafor konusunda bir çözüm bulamasak bu da bizi zorlayacaktır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bilal Kısa sohbetimiz devam ediyor. Bilal abi, az önce ifade ettin, elimizde Messi yok dedin. Bu noktada mesela golcü pozisyonunda oynayabilecek oyuncularla ilgili genel yorumun nedir? Az önce bir mesaj vardı. Cenk Tosun ismi gündeme geldi. Semih Kılıçsoy şu anda Beşiktaş'ta ve milli takımda değerlendirilmiyor çok fazla. Yani elimizde tam manasıyla yerli santrafor da yok. Sizin oynadığınız dönemde mesela Anadolu'dan, İstanbul takımlarından direkt 4-5 tane yerli santrafor sayabilirdik. Evet. Yani Nair aklıma geliyor mesela. Kadroya girmedi. Evet, yani benim dönemimde Burak Yılmaz, Umut Bulut, Mevlüt, hatırladığım kadarıyla yani dediğin gibi 3-4 tane santraforumuz vardı, oynayan oyunculardı. Ama şu an saydığım isimler
İşte evet, Umut Nayır Konya'da oynamaya başladı. Değerlendirdi hoca da. İşte Semih konusunda geçen sene gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Evet. Ama bu seneye baktığımız zaman Beşiktaş'ta da sol tarafa kaydırıldı. Yani Immobile'nin gelmesi, orada Semih'i biraz daha sol kenarda hocanın değerlendirmesi, son maçlarda şans vermemesi. Evet, çok genç bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu. Belki bugün seni santraforda hiç düşünmeden koyabileceğimiz bir oyuncuydu. Ama bu seneye başladığımızda Beşiktaş'ta forma giymediği için şimdi onun sıkıntısını da yaşıyoruz. Cenk'i söyledik. Yaş itibariyle biraz daha yaşı ilerledi. Belki o da önemli değil ama takımda forma şansı bulamıyor Cenk'in. Ondan dolayı burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, burada kimi çıkarabiliriz? Arda olabilir mi? Ben çok zorlanacağını düşünüyorum. Burada Arda'yı da bence kaybedebiliriz oyun içinde. Eğer santraforda Montella'nın dediği gibi sistemle çıkarsak orada onu da kaybedebiliriz. En yakın oyuncumuz Barış Alper diye görüyoruz. Nitekim de onu zaten kullanıyor santraforda. İşte 4-6-0 gibi, zaman zaman tek santrafor gibi orada Barış'ı serbest bir şekilde değerlendiriyor. Şimdi elimizde o da yok. Yani tam bir santrafor da değil. Genel anlamda baktığımız zaman bu bölgede sıkıntımız var. Bence hocanın elinde 2-3 tane alternatif olup 9 numaraya da yani santrafor bir elinde olsa bence çok da fazla düşünmeden o oynatacağını düşünüyorum. Bence buradan dolayı da böyle bir sistemi hocayı itiyor diye düşünüyorum. Yani bu noktada hocam, bu noktada Bilal abi, yani direkt bakıldığı zaman net bir santrafor da yok. Yani Montella'yı bu noktada eleştiriyoruz ama Cenk Tosun belki düşünülebilir diye düşünüyorum. Cenk evet. Tosun bu noktada düşünülebilir. Bunun dışında faydalandık. Evet. Evet, takımında forma giymese de onun o tecrübesi daha önceden milli takımımızda bulunmasından dolayı o tecrübesinden bugün evet onu koyabiliriz. Bir tercihtir. Yani Cenk Tosun direkt değerlendirilebilir. Bunun dışında Can Uzun da bu noktada özellikle de beklentiler vardı Can Uzun'la ilgili. Can Uzun da santrafor pozisyonunda oynuyor. Geçtiğimiz yıl düzeltiyorum. Geçtiğimiz sezon 10 numara ve santrafor oynadı ama evet, net bir santrafor değil. Bunun da altını çizelim. İzlanda maçıyla ilgili yorumunu dibe getirdin abi. Süper Lig'de de heyecan devam edecek milli ara dönüşünde. Bu hafta ikincilik ve üçüncülükte maçlar oynandı. Yorumun nedir? Süper Lig'e geri dönüp baktığımızda ilk 8 hafta tamamlandı. 8 haftalık süreçle ilgili neler söylersin? Baktığımız zaman büyük takımlarından başlayacak olursak, yani Galatasaray'ın sezona iyi başlaması, ligde iyi gitmesi sezon başındaki o sıkıntılarını unutturdu açıkçası. Evet, son maçlarda biraz Galatasaray özelinde geriden gelerek, yani öne geçtiği maçlarda puan kaybetmesi biraz tabii ki eleştirilerin üzerine çekti ama oyun olarak ben Galatasaray'ın şu an ligin üstünde ve en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Zaten puan sıralamasında da birinci konumda. Fenerbahçe zaman zaman dalgalar yaşıyor. Puan kayıpları yaşadı. Hücumsal anlamda üretkenlik anlamda bazı sıkıntılar yaşıyor. Onu çözmüş değil. Evet, savunma anlamında az gol yediler. Daha iyi bir savunma görüntüsü veriyorlar. Beşiktaş bu sene toparlandı. İyi bir giriş yaptı sezona. Ama ben söylüyorum daha önceki konuşmalarımda, yani kadronun Beşiktaş'ta yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geniş bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Bunun da sıkıntılarını ilerleyen haftalarda yaşayacaklardır. Ama iyi bir takım görüntüsü veriyorlar. İyi bir oyun planları var. İyi bir hocaları var. Yani bu sene gerçekten güzel bir lig izliyoruz. Geçen sene Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden, iki takım üzerinden ligi götürdüler. Gerçekten puan farkı çok açılmıştı. Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Trabzonspor'un, Başakşehir'in çok geride kalması iki takım üzerinde sadece konuşuldu. Ama bu sene biraz daha bu dağılım daha iyi olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın, evet, Trabzonspor bu sene biraz geride kaldı ama Şenol Hoca'yla toparlanacağını düşünüyorum. Başakşehir iyi bir şekilde geliyor.
Samsun Spor'u burada tebrik etmek lazım. Bu 8 haftalık periyoda baktığımız zaman hem tempoları hem oyunları lige şu an damla vurmuş diyebiliriz bu 8 haftada. Daha geçen seneye nazaran bu sene daha iyi bir lig izleyeceğimiz düşünüyorum. Daha çekişmeli maçlar geçtiğini düşünüyorum açıkçası. İşte bu aradan da işte Samsun Spor, Başakşehir zaten yıllardır o sistemini kurmuş bir şekilde devam ediyor. Eyüp Spor'u tebrik etmek gerekir. Güzel bir lig izliyoruz açıkçası. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Bilal Kısa, sohbetimiz devam ediyor. Gelen sorular da var Bilal abi. Hemen Kadir Bey yazmış. Hocana sorar mısın? Galatasaray'da çalışma hedefi var mı teknik direktörlük kariyerinde? Tabii ki hedeflerim nasıl futbolculukta çocukluğumuzdan beri hayallerimizi kurduğumuz büyük takım formasını giymek, Galatasaray formasını giymek, A milli takım formasını giymek her futbolcunun hayalidir. Ben o hayallerimi futbolcuyken yaşadım. Şimdi de yeni bir tarafa geçtim. Futbolculuk bittikten sonra benim için yeni bir kariyer başlangıcı olacak. Hedeflerim doğrultusunda tabii ki Galatasaray'ı çalıştırmak var. A milli takımı çalıştırmak var. Bu en büyük hedeflerim. Bunun için tabii ki zamana ihtiyacım olduğunu biliyorum. Çok çalışmamın gerektiğini biliyorum. Modern futbolu takip etmemi, sistemleri takip etmemi, oyun anlayışını takip etmemi, top rakipteyken ve top senleyken nasıl oynanmasını, nasıl karşılanmasını gerektiklerini. Bunları bu çalışmadığım dönemde takip ediyorum. İşte sen de biliyorsun, Hamza Hoca'yla 2 yıllık bir yardımcı antrenörlük deneyim oldu. Şimdi tek başıma yapmayı karar verdim ve inşallah hedeflerim, hayallerim bu doğrultuda, futbolcusu olduğu gibi inşallah Allah tekrardan hocalık kariyerinde de nasip eder bu güzel yerleri. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Bilal Kısa, sohbetimiz devam ediyor. Bilal abi, gelen güzel bir soru daha var. Mustafa Bey yazmış. Bilal abinin oynadığı en yetenekli oyuncu kimdi? Yani Galatasaray'da Snyder'i söyleyebilirim. Selçuk aynı şekilde yetenek olarak orta sahada. Yani çok yetenekli oyuncularla oynadık. Yani hem mevkisel anlamda hem stoper ya da santrafor, orta saha özellikle çok özel oyunculardı ama bunların içine Snyder'i koyabiliriz. Yani Snyder ve Selçuk İnan mı abi? Evet, evet. Yani çok var saymadığım Podolski'yi bunların arasına koyabiliriz. Ama ilk söylediğim isimler tabii özel isimlerdi. Evet. Snyder önemli bir isim abi, ifade ettiğin gibi. Yani Galatasaray'da da o dönem birlikte oynadınız. O dönem hatırlıyorum, sizin de gol ve asist katkınız çok çok fazlaydı. Hatta 10 civarında gol attınız diye hatırlıyorum. Doğru mu? 8 tane gol atmıştım. Asist? 5'te asistim vardı o dönemde. Yani benim için güzel bir sezon geçmişti. Evet, belki şampiyonluktan uzak kalmıştık. Süper Kupayı aldık sezon başı. Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Tek o sene ligde şampiyonluğumuz eksikti. Oradan dolayı tabii o başarıyı elde edemeyince, biliyorsun ki Süper Lig'de şampiyonluk yaşamadığı zaman bazı sıkıntılar oluyor. Biz de o döneme denk geldik. Evet, çok iyi bir kadromuz vardı ama hoca değişiklikleri o dönemde çok fazla yaşamıştık. Yani sanırım 4 tane hocayla çalışmıştık bir senede. Ama baktığımızda yine 2 tane kupayla kapatmıştık o seneyi. Peki Bilal abi, geriye dönüp baktığımda da önemli takımlarda oynadım. Akhisar Spor şu anda çok zor şartlar altında mücadele ediyor. Evet. Yani profesyonelliklere veda etti. Neler söylersin? O kadroda çok önemli başarılar elde ettin. Yani baktığımız zaman tabii çok üzülüyorum. Akhisar Spor bu ülkede gerçekten dolu iyi oynayan, fair play örneğini sergileyen bütün takımların Türkiye'nin sevgilisi bir takım olmuştu açıkçası. Örnek alınan bir takım olmuştu. Diğer kulüplerimize maddi açıdan ödemeler konusunda çok düzenli bir şekilde, yani 3.lükten, 2.lükten 1.lik lige çıkmaları gerçekten çok önemliydi. Bir düzenine gelmişlerdi ve o düzeni de Süper Lig'de 7 sene boyunca devam ettirdiler. İşte o sene ben 4 sene oynadım Akhisar'da.
hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupayı kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Bugün baktığımızda işte amatörde maalesef düştü. Belki çünkü bu takımların ekonomik gücü çok fazla yok. O ekonomik gücünü kaybettiğinizde ya da açıldığınızda dengelemediğinizde maalesef takımlarımız bu duruma düşüyor. Bu da tabii ki bizi çok üzüyor. Yani bugün bakıyoruz amatör takımda çok güzel bir stadı olan, tesisleri olan, sahalar olan bir takım bugün amatörde oynuyor. Tabii ki üzülüyoruz. Temennimiz tekrardan o eski günlerine dönmesidir. Ama maalesef işte ülkemizde birçok takımda bunu yaşadık. Taraftar gücü çok fazla olmayan, şehir desteği fazla olmayan takımlarda eğer o dengeyi sağlayamazsanız parasal yönde bu tarz sıkıntıları yaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim Bilal abi. Eklemek istediklerim var mı abi? Ben teşekkür ederim. Milli takımımıza başarılar dilerim. İnşallah lider gittiğimiz İzlanda'da lider bir şekilde döneriz. Sonra da inşallah Süper Lig heyecanı tekrardan başlayacaklar. Çok teşekkür ederim Bilal abi. Görüşmek üzere. İzmir'e selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Bilal Kısaydı. Bunu belirtelim. Gelen sorular var, bunları da cevaplayalım. Sevgili Salim Manav, iyi yayınlar. Bu hafta Tire Atatürk Stadyumu'nda oynanan Kuşadası Spor Karşıyaka maçına gittik. Deplasman taraftarı olarak da biletlere 400 lira ödedik. Ama bu yapılanı da unutmayız demiş. Ben bu mesajı hafta içi atmıştım. Dinleyenimiz numarasının sonu 76. İfade etmiştim burada bu yaptırımın kötü olduğunu, yani etik kurallara uymadığını ifade etmiştim. Hatta hem Radyo Spor'da konuştum hem de hafta içerisinde Az Spor'daki yayınımda konuştum. Bütün mecralarda dile getireceğim bu durumu. Deplasman bilet fiyatları ve diğer normal biletler pahalı olmamalı. Ülkede maç izlemek eğlence unsurudur. Bu eğlence bu kadar pahalı olmamalı. İnsanlar mahrum kalmamalı diye düşünüyorum. Şimdi reklam, şarkı ve reklam var. Ardından biz buradayız. Programımız 2 saat 14'e kadar devam ediyor. Gidelim. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımız bugün saat 14'e kadar sürecek, bunu söyleyelim. WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87. Konuklarımız ikinci bölümde Yakup Ateş, İlker Avcubay ve Metin Erdem. Yayınımıza bağlanacak konuklarımıza da sorularınızı sorabilirsiniz. İlk bölümde hattımızda Süleyman Hurma ve Bilal Kısa vardı, bunu belirtelim. Gelen sorular var, bu soruları da cevaplayacağım. Hemen gelen soruları kontrol ediyorum. Az önce yarıda kesildi. Karşıyaka maçının deplasman Kuşadası Spor Karşıyaka maçında Karşıyaka'nın deplasman bilet fiyatları 400 TL'ydi. Ben bunu bütün platformlarda, görev aldığım bütün platformlarda dile getirdim. 400 TL olmamalı. Futbol izlemek, futbol maçını seyretmek lüks olmamalı. Hatta deplasman bilet fiyatlarından şikayetçi olmuş dinleyenimiz haklı olarak. Yine dile getirmiştim. Yani Karşıyaka taraftarı o maçın bilet fiyatları 1000 TL de olsa orayı doldurur. O deplasman tribününü doldurur demiştim. Fakat burada etik kurallar denilen bir şey var. Maç izlemek gerçekten çok lükse kaçıyor. Yani direkt yöneticilerle konuştuğumuzda neden böyle pahalı dediğimiz zaman direkt bizlere hayat pahalı cevabı veriliyor. Hayat pahalı da yani bu futbol organizasyonunu toplumdan herkes takip ediyor. Toplumun her sosyal sınıfı futbol maçını izliyor, takip ediyor. Sonrasında bizler stadyumlarda olmuyor, stadyumlara seyirci gitmiyor, taraftar gelmiyor. Stadyumlarda neden böyle taraftar olmuyor? Anadolu'daki tribünler boş kalıyor. Bunları söylüyoruz. Yani burada bir empati yapılması gerekiyor. Deplasman bilet fiyatından da bağımsız bir şekilde empati yapılması gerekiyor. Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Normalde ben çok fazla böyle düşüncelerini, duygularını dile getiren bir programcı olmadım. Direkt benim programın formatı bellidir.
yayına bağlanan kişilerle soru cevap şeklinde zaman zaman telefon hattımız açılır. Şu anda sağ olsun yetkililer WhatsApp hattı açıldı. WhatsApp hattından da gelen sorularla karşılıklı soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Sorularınızı yanıtlıyoruz. Ama burada konuşmam gerekiyor. Şundan dolayı konuşmam gerekiyor. Bir derbi oynanıyor. Derbiyi izleyemiyor Anadolu'daki vatandaş. Veya İstanbul'daki vatandaş bilet bulamıyor. Gidemiyor haklı sebeplerle gidemiyor derbiye. Bir kafede izleyeyim diyor. Kafeteryaya gidiyor. Fiyatı sorduğumuz zaman 300 ile 500 TL arasında. Bu fiyat mekanlara göre değişiyor. 300 ile 1000 TL arasında oluyor. Yalnız kendi de gitmeyecek. Yani bu vatandaşımız belki evlidir, çolu çocuğu vardır. Belki bekardır, arkadaşları vardır. Sorduğumuz zaman işte ticari kullanıyoruz biz yayıncı kuruluşu. Bizden istenilen para bu kadar deniliyor. Ben hatta bu noktada yayıncı kuruluşu da eleştirdim. Ticari anlamda zam yapılıyor dedim. Fakat dedim Süper Lig kulüplerine ücret ödenmiyor. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz geciktiriliyordu ücretler. Ödenmiyordu. Bu noktada tepkimi de dile getirmiştim. Mesela bakıyorsun direkt bu şekilde, mesela gittiğin zaman kafeteryada veya herhangi bir lokantada maç izlemek bu anlamda lüks. Anadolu'da empati yapalım. Asgari ücret alıyoruz. Asgari ücretle yaşayan biriyiz. Çocuğumuz var iki tane. Bilet fiyatları minimum olmuş 300-400 TL, 500 TL. Bu vatandaş nasıl çocuğunu götürsün maça? Çocuğuyla nasıl maç izlesin? Yani lüks olmamalı. Futbol eğlence aracı. Bu eğlence aracını takip ederken insanlar, futbola odaklanırken bu kadar zorlaştırmayın. Yani Kuşadası Spor Yönetimi 400 TL bilet fiyatı yapmış. Üçüncülük maçı kardeşim, üçüncülük maçı. Yani karşıyaka taraftar oraya gidiyorsa, taraftar olarak takımını destekliyorsa armasından dolayıdır. Arması ve sevgisinden dolayıdır. Net söylüyorum, üçüncülükte, ikincilikte futbol kalitemiz inanılmaz kötü. 400 TL isterken utanmadın mı? İnanılmaz kötü. Net söylüyorum. Türkiye'de Süper Lig'de dahil olmak üzere birçok branşı ben kendim Salim Manav olarak takip ederken, futbolu sevdiğim için, işim olduğu için takip ediyorum. İşim olduğu için, yani bu futbolu sevdiğim için, kalitesiz bir futbol. La Liga mesela son dönemde tartışılsa da izlerken keyif alıyorsun. Yani o Messi'li Ronaldo'lu bir dönem bir damga vurmuştu. O dönem yok ama keyif alıyorsun. Serie A izlerken bir nebze de olsa keyif alıyorsun. Premier Lig'i saymıyorum bile. İnanılmaz keyifli bir lig. Yani ben buradan bu noktada tepkimi dile getirmeye çalıştım. Olmamalı. Kim yapıyorsa da karşıyım. Burada da dile getireceğim. Karşıyaka taraftarı kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu şekilde şeyler olduğu zaman, yani bu şekilde direkt etik kurallara aykırı davranışlar olduğu zaman ben buradan dile getireceğim. İletebilirsin bana. Salim abi, en sonki Antalya Fenerbahçe maçında ev sahibi takım biletleri 2000 TL'den başlıyordu. Deplasman tribünü 2600 TL'ye satıldı ve ortalama 29 bin kişi kapasiteli stadın yarısı ancak doldu. Bilet fiyatları ilk açıklandığında Antalya Spor taraftarı, Fenerbahçe taraftarı bilet almasın diye fahiş rakamlara satıldığını düşündü. Ancak Antalyalılar da maçı gidip izleyemediler. 4 kişilik ailenin evine 3 kilometre uzaklıktaki statta maçı izleme bedeli 10.000 TL olmamalı bence. Gerçekten doğru. Teşekkür ediyorum mesajın için. Olmamalı. Selam olsun Adana'dan Ersal. Ben seni çok seviyorum. Samimi görüşlerin için tebrik ediyorum. Ben zamanında Adana Demirspor maçları olurdu. 5 Ocak stadında hafta sonları nasıl geçerdim bilmiyorum. Abilerim geçerken beni de yanlarına alırlardı. Bedavaya geçerdim. Böyle olmadı. Selam olsun herkese demiş. Muhtemelen dinleyenimiz hani o eskiden pasolik yokken çocuklar direkt abilerinin, babalarının önlerinde maçı izliyordu. Pasolik de ayrı bir, yani pasolikle ilgili de ayrı bir test konusu olur. Ayrı bir program yaparız. Pasolik ilk çıkartılırken denildi ki kişiler tek başına ceza alacak. Bakıyorsun maça gitmek için niyetleniyorsun. Senin tribününden 3-5 kişi küfür ettiği için sen gidemiyorsun. Yani toplu bir şekilde cezalandırılıyorsun.
O da ayrı bir test konusu olur. Ayrı bir program yaparız onunla ilgili de. Salim abi yayınlar, Aygun abiden sonra senin takipçinin Bursa'dan Ali, ben Fenerbahçe taraftarıyım ancak futbolu öyle bir seviyeye getirdiler ki sadece para menfaat çıkar. İnsanlara sevgi, kardeşliği, dostluğu, birlik ve beraberliği maalesef aşılayamadılar demiş. Yani işte kardeşim, futbolla da ilgili değil bu. Bu toplumla ilgili bir durum. Ne yazık ki son dönemde biz vicdanını kaybeden bir toplum olduk. Yani bu futbolla, yani futbolla ilgilendiğimiz için, futbol bizim ana açımızda olduğu için, bizim ana kameramız, konuştuğumuz kamera nedir? Futboldur. Ama hayatta da böyle. Hayatın içerisinde böyle. Çok güzel bir mesaj. Katılıyorum. Bursa'ya da selamlar. Ama bizim hayatımızı bu anlamda, biz yani vicdansız bireyler olduk ne yazık ki. Son dönemde yaşananları görüyoruz. Görüyoruz, duyuyoruz. Sosyal medyada devamlı dile getiriliyor. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, çok özür diliyorum, tecavüzler. Yani biz vicdanını kaybeden bir toplum olduk. Bizim temel problemimiz bu. Futbolda da böyle. Herkes birbirini menfaat güdümünde görüyor. Salim Manav, bana ne faydası var? Batıkan Kantarcı, bana ne faydası var? İyi insanlar olarak görmüyor. Direkt onun iyi kötü olarak görmüyor. Değerlendirirken direkt menfi olarak değerlendiriliyor. Futbolda ne yazık ki, yani son dönemde ben mesela geçen hafta sonunda Adana'daydım. Adana Demirspor, Samsun Spor maçı vardı. Stadyum çok fazla dolu değildi. Mersin'e gidiyordum. Mersin'e de giderken o gün de yeni Mersin Manyolu'nun maçı vardı. Orada da stadyum dolu değildi. İnsanları ne yazık ki soğuttular. Yani artık şu şirketleşme mantığını da bir süzgeçten geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımlar şirketleşiyor, sahipleniyor, gelip bir kişi takımı alıyor. Salim Manav, Batıkan Kantarcı bir takımı aldı. O takım taraftarından soyutlaşıyor. Yani Türkiye'de böyle birçok konu var ya, tez yazmamız gereken. Yani mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Salim Bey merhaba, ben Ankara'dan Kadir Uras. Ankara Gücü'nün tekrar Süper Lig'e çıkması için Iğdır Spor'a ve diğer tüm takımlara destek veren Alagöz Holding'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu takıma tam destek vermesi gerekiyor. İyi günler dilerim demiş. Ankara Gücü'nün bence Süper Lig'e çıkması için destekten ziyade sağlam bir mantalite oluşturması lazım. Sorun güzel. Yani belediyelerin görevi takımlara da yardım etmek değil. Ben buna da karşıyım mesela. Ankara'nın kendi iş adamları olur, kalıcı gelirler üretirsin. Ankara Gücü çok 100 yıllık bir camia, 100 yıllık bir kulüp. Yani bu anlamda Ankara Gücü'nün ben yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Ankara Gücü 100 yıllık kulüp diyoruz. Alman menşeli bir menajerlik şirketine peşkeş çekilen bir yapı haline gelmiş. Taraftar da sonuna kadar haklı. Sevgili Salim'in yayınlar, yöneticilerin bu zihniyeti değişmediği sürece korsan yayını da önleyemezsiniz. Zaten engellenemez ama azaltamazsınız bile. Bu cahil insanların spor yöneticiliğinden uzaklaştırılması gerek. Futbol burjuva zihniyetinin değil, halkın oyunudur. Nedim Küçük yazmış. Nedim abiye de selamlarımızı iletelim. Bir gün, yani burada ben korsan yayıncılığa karşıyım. Hem yayın anlamında hem de kitap anlamında. Kitaplar da mesela korsan olmamalı. Fakat bir gün, hiç unutmam, lisede okurken bir roman almıştım. Aynı roman arkadaşım da almıştı. Ben gidip lisanslı ürün almıştım. O dönemler kitaplar çok çok pahalıydı. Şu an yani lisanslı ürünlerde kitap alırken çeşitli internet siteleri var. Oradan ulaşabiliyoruz. Uygun fiyatlı olabiliyor. Sonrasında düşündüm. Yani çok fazla fahiş ücretler insanlara ne yazık ki ciddi anlamda farklı alanlara ulaştırabiliyor. Bu noktada mesaj önemli Nedim abi. Nedim abi de bizi devamlı dinler. Kendisine selam olsun. Şimdi aramız var. Araya gideceğiz. Ardından peş peşe bağlantılarımız olacak. Sorularınızı gönderin. Yani bu noktada fikrimi beyan etmek istedim. Yine diyorum. Ülkede futbol maçı izlemek televizyonda ya da stadyumda bu kadar lüks olmamalı. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda
Bu bölümde konuğumuz Yakup Ateş. Yakup Ateş ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Aksaray Spor'u konuşacağız. Yakup abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim'cim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler Yakup abi. Önemli bir galibiyet. Rakip Elazığ Spor'du. Direkt bu noktada şampiyonluk yarışı içerisinde mücadele eden bir takımdı. İstihada 1-0 yendiniz. Hem maçla ilgili hem de genel tabloyla ilgili yorumun, değerlendirmen nedir? Tabii bizim için öncelikle Aksaray Spor için çok önemli bir galibiyet ve çok çok iyi geçen bir 7 hafta oldu diyebiliriz. 7 hafta sonunda 19 puan topladık. 6 galibiyet bir beraberlik. Ya, hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Önemli bir maç oynadık. Tabii her galibiyet önemli bizim için. Her hafta kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah gelecek haftada Menemen'le oynayacağız. Ligde aynı puana sahip olduğumuz çok değerli bir rakip. O maçı da kazanıp lider başladığımız sezonu lider bitirmek istiyoruz. Lider devam edip İnşallah Aksaray şeyini hak ettiği ligi şampiyonluk yaşatarak birinci ligi yaşatmak istiyoruz. Evet, Menemen Spor da ligin sizin gibi düşük bütçeli ve hedefe kurulan takımlar arasında yer alıyor. Menemen'de oynayacaksınız maçı. Hı hı. Bu noktada öngörülerin nelerdir maçla ilgili? Nasıl bir maç sizi bekliyor? Neler söylersin Yakup abi? Tabii Menemen'in çok kıymetli bir hocası var. Burhanettin Hoca yetiştiricilik anlamında birçok oyuncu yetiştirmiş bir isim son yıllarda. Bu sene yarışmacı kimliğiyle de öne çıktı. Tabii dediğim gibi, az önce dediğim gibi bütün takımlar bizim için değerli ve özel. Menemen maçında tabii ayrıca özelliği şu olacak. Liderlik için puan aldığımız takdirde beraber de kalsak lider geçireceğiz haftayı. Kazanın lider olacağı hafta diyelim ya da. İnşallah biz tabii bugüne kadar her maçı kazanmak için çıktığımız haftada Menemen maçında kazanıp liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Peki Yakup abi, önemli oyuncular var takımınızda. İbrahim Yılmaz bu noktada önemli oyunculardan birisi. İbrahim Yılmaz'ın ve teknik direktör Şaban Hoca'nın performansıyla ilgili neler söylersin? Geçen yıl sezon devam ederken göreve geldin. Öncelikle şöyle, Şaban Hoca'yla biz geçen sezonu birlikte bitirdik. Kadar evet. Birliği yaptık. Bu yılda devam ediyoruz hocamızla. Hocamız çok kıymetli ve çok değerli bir isim. Ki başarıdaki en büyük pay sahiplerinden bir tanesi kendisidir. Zaten mütevazı kişiliğiyle de öne çıkar. Ama yaptıkları ortada. 6 galibiyet bir beraberlik. Küçümsenemeyecek bir başarı. Tabii Şaban hocamın son yıllarda PR'la ilgili şey olmadığı için, çok medyayı, sosyal medya kullanmadığı için çok şey yapmaz. Ama gerçekten çok kıymetli ve çok değerli bir isim. Bize de katkıları ortada. İnşallah zirve yolunda hep beraber hocamızla omuz omuza yürüyeceğiz. Bize katkıları çok büyük. Ben buradan da ona teşekkür ederim sizin varsanız da. İbrahim Yılmaz'a gelince tabii biz bu takımı kurarken çok uzun mesailer harcayarak kurduk yönetimimizde. Allah'a şükür de iyi kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Geldiğimiz konum itibariyle de şu anda lideriz. Demek ki doğruları yapmışız. İbrahim Yılmaz biliyorsun bu liglerin çok çok üstünde bir oyuncu. Yani iyi bir İbrahim Yılmaz tek başına hücum anlamında takımı sırtlayan bir isim. Bize de şu ana kadar 9 asistle çok büyük katkı sağladı. Golden çok asist özelliğini çıkardı bizde ön plana. Ama bizim için önemli yok İbrahim'in gol atması, şeyinin sonuç aldıktan sonra sağ içinde ballı oynaması bile bizim için büyük önem taşıyor. İyi bir İbrahim Yılmaz. Bir de çok büyük katkı sağlıyor. Tabii futbol takım oyunu olduğu için, bireysellikten uzak olduğu için ben buradan bütün takımdaki oynayan oynamayan bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok değerli ve çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Yani şehri benimseyen, aidiyet duygusu yüksek, taşıdığı formanın hakkını veren oyunculara sahibiz. Allah'a şükür bu da bizi belki de işte bir olma, biz olma yolunda daha fazla ileri taşıyor. Son iki hafta bu baktığımız 7 haftada son 2 haftada öne çıkan oyuncu Cengiz Ötgün mesela. Cengiz o son 5 haftada bazı maçlarda süre bulamadı. Ama şans geldi mi 2 maçta attığı golle
bizi yukarıda tuttu ve çok kritik iki maçta gol attı. Van ve Lazlı'da. Yani o yüzden ben bütün oyuncularıma sizin vasıtanızla da teşekkür etmek istiyorum. Grubunuzla ilgili yorumun nedir Yakup abi? Gruptaki takımların dengesiyle ilgili. Ya tabii şöyle, bizim grubumuzda çok yatırım yapan, para harcayan takımlar da var. Banspor var mesela. Geçen hafta oynadığımız, yani 200 milyon para harcamış bir takım ama biz Van'ı bu anda yendik. Menemen yine keza öyle kazandı. Yani o yüzden Menemen beraber kaldı. Yani Elazığ var. Çok kıymetli, süperlik görmüş yine. Büyük camia iç sahada 25 bin 26 bin taraftar oynuyor ki çok büyük güç. Ondan sonra Serik Belediye büyük yatırım yaptı ekonomik anlamda. Yani onlar da tabii iyi bir takım. Yine Buca Spor var. Yılların Bucası Yasin Öztekin. Ondan sonra birçok tecrübeli oyuncunun forma giydiği ve yine iddialı bir takım. Yani iyi takımlar var ama biz her şeyden önce şuna bakıyoruz. Yani biz kendimiz neredeyiz, nasıl bir takımız? Ben oyuncularıma hep söylüyorum, en iyi takım biziz diyorum. Bunu sahada göstereceğiz yani, sonuçta aldığımız sonuçlarla diyorum. Allah şükür bizi de yanıltmadılar. İyi gidiyoruz. Ben bu yarışında zaten hep söylüyorum. Biz Serik, Menemen, Van, işte Elazığ gibi kıymetli takımlar arasında geçeceğini düşünüyorum. Çok değerli takımlar var. İnşallah hak edenin şampiyon olduğu bir sezon olur. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Yakup Ateş, sohbetimiz devam ediyor. Yakup abi, hedef bu sezon birinci lige yükselmek, bunu anladım. Zaten sezon başından beri de net bir şekilde ifade ettiniz. Bunun dışında şunu da sormak istiyorum. Özellikle kış mevsimi geldiğinde stadyumun zeminiyle ilgili hava şartlarından dolayı devamlı gündem oluyor. Bununla ilgili var mı bir gelişme? Çözüm üretildi mi? Şöyle söyleyeyim. Bizim şehrimiz konum itibariyle kar yağışını çok alan bir şehir. Evet. Ama geçen sezon biz bu sıkıntıyı hiç yaşamadık. Özellikle zemin anlamında da hiç sıkıntı yaşamadık. Hatta bu hafta iç sahada Elazığ maç oynadığımızda rakip takımın oyuncular ve teknik ekibi de zeminimizi çok beğenmişti. Zemin anlamında çok büyük sıkıntımız yok ama bizim en büyük sıkıntımızın Aksaray şehrine yakışır bir modern stat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim kapalı tribünümüz maalesef olduğu gibi güneşi tam ters açıdan aldığı için iç saha maçlarında taraftar desteğinden bazen mahrum kalıyoruz. Dün de 90 dakika statistika basa doldurup 90 dakika o güneşin altında son dakikaya kadar sesleri boğazları yırtırırcasına bağırdılar. Yani ben Aksaray şehrine iyi bir stat lazım olduğunu düşünüyorum. Zeminle ilgili bir problemimiz yok. Yakup abi, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Taraftara mesajın ne olur? İyi bir birlikteliğiniz de var. Hem sizin hem de hocanın hem oyuncuların güzel bir birliktelik. Şöyle söyleyeyim, taraftarla gruplarımızla devamlı iletişim halindeyiz tabii biz geçen seneden beri. Evet. Biz hep şunu söyledik, bu işin olmazsa olmazı taraftar tabii ki. Taraftarımız, mahallemizin masörümüz, yönetim kurulumuz, belediye başkanımız, valimiz ve herkes şu anda bir olmuş durumda. Biz olmuş durumda, büyük bir aileyiz. Yani hep söylediğim bir olay var, bu işte sendeleme, inişler çıkışlar illaki olacak. Son düzeye kadar destek versinler, sonuna kadar destek versinler. Biz bu yarışın içinde hep olacağız inşallah. Şampiyonluğu onlardan daha çok istiyoruz. İnşallah Aksaray şehrinin hak ettiği başarıyı yaşatmak istiyoruz. Ben sizin varsınızla dünkü maçın hakemine de teşekkür etmek istiyorum. Tabii. Evren Aydoğan. Dün maçın 85. dakikasında aleyhimize penaltı vermesine rağmen inanılmaz iyi maç yönetti. Ben maç sonrası kendisine de teşekkür etmiştim. Berabere de bitebilirdi maç. Hiç önemli değil. Yenilebilirdik. Çünkü 85'te penaltı çalmak aleyhimize deplasmanda. Müthiş maç yönetti. İnşallah kazansak da kaybetsek de böyle iyi maç yöneten arkadaşları tebrik ederiz. Hakkını veririz. Teşekkür ediyorum. Bize de zaman ayırdığınız için Salimciğim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal abi.
Sağ ol. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Aksaray Spor. Sportif direktörü Yakup Ateş de Aksaray Spor grupta liderliğini devam ettiriyor. Dün de Elazığ Spor'u İstihar'da 1-0 mağlup ettiler. Gelen mesajlar var. Onları okuyup araya gideceğim. Ben Almanya Stuttgart'tan Yaşar Aydın. Merhaba Salim Bey. Kale arkasında koltuk olmasına rağmen asla oturulmaz. Sizce koltukları kaldırıp ayakta tribün olması hem %20 gibi fiyatı ucuzlatır ama kale arkası tribün kapasitesini %35, %40 gibi büyütür. Almanya'da genelde kale arkası koltuksuz olur ve kapasitesi arttırılır. Sence bu uygulama Türkiye'mizde daha mantıklı ve kulüpler için ayrıca gelir sağlamaz mı? Bu konu yürürlüğe geçer mi? Yani şu anda hemen hemen tüm stadyumlarda koltuklama var kale arkasında. Özellikle de Süper Lig ve birincilik seviyesinde. Tekrardan bunu koltukların sökülüp tekrardan yapılması bu noktada bence bir zaman alır gibime geliyor. Ben şu an için olacağını düşünmüyorum. Yaşar Bey'e de selamlarımızı ilettim. Gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum. Mustafa Demirkaya yazmış. Salim Bey, yayınlar, tam yerinde serzenişte bulundunuz. Sesimiz oldunuz. Futbol bir temaşe bir aktivitedir, eğlencedir. Yöneticiler bunu ticarete çevirdiler. Üstüne üstlük çok kötü futbolu izlemek için, sırf sevdiğimiz için gidiyoruz. Maçlara saatlerce stada gidiyoruz. Aç, susuz, yağmur, çamur, kar, kış demeden futbol aşkından dolayı gidiyoruz maçlara ama bu zevkimiz de elimizden alınıyor. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. WhatsApp hattını hatırlatalım, sonra aramıza gidelim. 538-0532-052-1487 numaramız sevgili dinleyenler. Şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen bir soru var. O sorudan sonra hattımızda konuklarımızla devam edeceğiz. Salim Bey merhaba, ben Baki. Zonguldak Kömür Spor hakkındaki düşünceniz nedir? Bir de Zonguldak Spor'la ilgili bağlantı bekliyoruz demiş. Evet, bağlantıyı yapalım. Zonguldak Kömür Spor'la ilgili düşüncem nedir? Şu an 3. lig 4. grupta yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 2. lige veda etmişti. 2. ligden 3. lige düşmüştü. Şu anda 16 puanı var, lider durumda. 6 maç oynandı. Direkt paylaşalım liglerinde de, 3. ligde de. Bağlantı yaparız Zonguldak'la ilgili de. Teknik direktörlük görevinde Can Güven var. İyi işlere imza atıyor. Bu sezonda önemli transferler yaptılar. Zonguldak Kömür Spor işçi takımıdır, emekçi takımıdır. Özellikle de Zonguldak'ın bu noktada kendisine ayrı bir kültürü vardır. Futbol kültürü olan bir şehirdir. Umarım hak ettiği yerlerde yer alır. Evet, 3. ligi konuşacağız bu bölümde. Hattımızda genç teknik direktör, Silifke Spor'da şu an görev alıyor. İlker Avcıbay var. İlker abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Merhabalar Salim, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İlker abi, hoş geldin yayınımıza. İlker abi, önemli bir gidişat var. Bursa Spor'la aynı gruptasınız. 13 puanlı 3. sıradasınız, bunu belirtelim. Grubunuzda birbirinden zorlu takımlar var. Karşıyaka, Bursa Spor. Hem grupla ilgili değerlendirmen hem de hakem kararlarıyla ilgili de bir tepkiniz oldu. Neler söylersiniz? Evet. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle cumartesi günü bir kendi Silifke Spor tribünlerinden Özgür Şahin kardeşimizin vefatını öğrendik. Evet. Ona öncelikle rahmet, yakınlarına ve tüm tribündeki Silifke Spor dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekan cennet olsun. Amin. Sonrasında dediğin gibi 3. lig 1. grup aslında neredeyse 2. lig kategorisinde takım güçlerinin olduğu bir gruba dönüştü. Bunların başında tabii ki Bursa Spor, Karşıyaka. Daha sonra her sene çok büyük bütçelerle yola çıkan Muş Spor. Bu sene bir şehir takımı olan Kütahya. Hakeza, Maraş, ne olursa olsun depremden dönmüş ama iyi mücadele ediyor, takdir ediyorum. Onun dışında Düzce gibi elinden düşen ama tekrar çıkmaya çalışan takımlar var. Zor bir grup ama keyifli bir grup.
oynamaya çalışan takımların olduğu bir grup olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman tabii ki keyfimizin kaçtığı, moralimizin bozulduğu durumlarda oluyor. Bu da dünkü maçta bunlardan bir tanesi. Öncelikle tabii ki Kütahya Belediyespor'u buradan tebrik ediyorum kazandıkları 3 puan için. Maçın bizim adımıza zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Şundan dolayı rakip gergin olacaktı. İç sahada istedikleri oyunu oynayamıyorlardı. Taraftar ve yönetim baskısı oyuncuların üstünde olduğunu biliyorduk. Kazanmak isteyecekleri bir maçtı. Maçın gidişi de öyle başladı ama daha sonra biz yaptığımız ön alan baskılarıyla oyunun hakim olduk. Fakat oyunun bir yerinden sonra maçın hakemi, çok hakem konuşmak istemesem de, Anlışen diye bir kardeşimiz İzmir bölgesinden. Tabii ki bu grupta da 6 maçımızın 4'üne İzmir bölgesi hakemi belirliyor. Yani bunlar MHK'nin ve TFF'nin takdiri. Ama ben çok doğru bulmuyorum. Başka bölgelerden verilebilir. Çünkü bizim grubumuzda İzmir takımları çoğunlukta. Başka bölgelerden verilmesi daha etik olacağını, daha doğru olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu süreç gösterecek. Daha sonra oyunu aslında domine ettik. Dünkü maç üzerinde konuşuyorum. Skoru yakalayabilirdik. Oyun bizim için çok kolay giderken çizgiyi geçti geçmedi, bir gol pozisyonumuz verilmedi. Tabii ki devre arası girerken hakem arkadaşımıza ben de şöyle bir serdeşte bulundum. Dedim ki maçı canlı yayınlamıyor. MHK'de bunların takibini yapıyor. Bundan sonrası için maç alamazsın. Lütfen kararlarına dikkat et. Herhangi bir küfür hakaret yok. Sonrası oyun odasında ikinci yarı için taktik geçişleri konuşuyorduk. O sırada tam sahaya çıkacağım sırada temsilci gelip hakemin beni oyundan ihraç ettiğini, Anlışan hocamızın beni oyundan ihraç ettiğini söyledi. Tabii ki burada bir oyunda bir kırılma, oyuncularda bir tabii ki gerginlik oldu. Çünkü neden kafamızda oraya giderken şöyle bir duyuyoruz, tenzih ederek söylüyorum Kütahya Camiası'nın, Kütahya Spor Başkanı'na, Kulüpler Birliği Başkanı, işte hakemlerin forma sponsoru Güral Porselen, o da Kütahya. Yani hep böyle bağlantılar. Yani olduğunu söylemiyorum ama bu tarz söylemlerle işte dikkat edin bu maçta sizin üstünüz oynanabilir gibi terkinler bizim maalesef oyuncularımızın ve bizim kulağımıza geldi. Bazen ikinci araya çıktığımızda zaten bunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaştırdık. Kamuoyuna bırakıyoruz takdiri. İlk golün başlangıç fazında Metin Sevinç'e yapılan pozisyon net faul oynattı ve golü yedik. İkinci golümüzde Bekircan'ın sağ ayağına yapılan yine faul müdahaleyi yine devam etti ve iki golün de başlangıç fazında bence fauldü. Tabii bizim ligimizde var sistem olsa bu goller belki dönecekti ve oyunun seyri değişecekti. Ondan sonra rakip tabii ki bu çok üzücü. Ben bu ligde bunların düzelmesini, Türk futbolunda düzelmesini istiyorum ama aynı anda sahada 4 tane oyuncunun farklı farklı alanlarda yattığını, sahanın dışında yatan oyuncunun uçarak tekrar sahanın içine kendini attığını, yuvarlandığını, işte kalecilerin tansiyonlarının düşüp dakikalarca yerde yattığını maalesef bu ligde daha çok görüyoruz. Oyunun ritmi bozulduktan sonra bir de buna maalesef kötü hakem yönetimleri eklendikçe oyun ondan sonra kontrolsüzleşiyor. Tabii ki biz kendi adımıza şöyle düşünüyoruz. Biz bu gruptaki dar bütçeli takımlardan biriyiz. Ama iyi bir takım kurduk, iyi bir takımdaşlık kurduk. Mücadele ettiğimiz kulüpler saha içinde olduğu kadar saha dışında da büyük camialar. Türkümlükle, yönetimleriyle. Onlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de yönetimimiz olarak MHK'ye ve TFF'ye bu maçın videolarını keserek bir dosya halinde gönderdik. Bu hafta Bursa Spor'la oynayacağız. Tabii ki şu anda benim cezamın ne olacağı belli değil. Bu konuda daha bekliyoruz raporu. Bursa Spor maçında takımımın yanında olamayacağım. Bu benim için çok üzücü ama yardımcı hocalarım olacak. Yine iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bursa Spor henüz ligde gol yemedi. Çok iyi bir gidişleri var. Ciddi bir rakip. Ciddi bütçeli bir takım. Bizim bütçemizin çok üstünde oyuncular. Fakat sahada 11-11 oyunlarda doğru planlama, doğru rakip karşılama, doğru top sendeyken neler yapacağını planlayan takımlar sonuca gidiyorlar. Tabii ki en önemlisi de iyi mücadele edersen artık çok bir fark yok. Çok para, çok bütçe eşittir başarı değil. Bizim felsefemiz her zaman bu ki benim de teknik adamlık felsefem böyle. Bunun üzerine çalışıyoruz. Çalışacağız bu hafta. Yeni planlar. Her maça göre farklı planlarla çıkıyoruz. Geçen maçta Kütahyaspor'a ön alan baskısı yaptık. Çok da başarılı bir takımım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum. Maçı kaybetmiş olabiliriz ama maçı izleyen genel anlamda oyundan, oynanan oyundan top bizdeyken işte %68'e kadar çıkan bir topla oynama oranı. Bana göre bu ligin çok üstünde.
Bunları deplasmanda ve çok kötü bir saha deneyimde. Buraları da bir parantez açayım yeri gelmişken. Tabii ki. İşte Anadolu Üniversitesi, Maraş, işte Ergenekon, Eşer, dün de Kütahya. Bugünler gerçekten futbol oynamaya hiç uygun değil. Gençlik sporun kontrolünde olan sahalar. Federasyonumuzun bu konuda gençlik sporla tekrar iletişime geçmesini istiyoruz. Biz şimdi Silifke değil ama bizim sahamız gençlik spor ama çok kaliteli. Şimdi görevlilerimiz var. Harika bir zemin. Antrenmanı da aynı statta yapmamıza rağmen daha bozulmuyor ama gittiğimiz sahalara bakıyoruz. Bence burada personel ve tim uzmanlarının kalitesi önemli. İklim koşullarına göre doğru ekip kurulduğunda sahaların düzeleceğine inanıyorum. İnşallah bu konuya da eğilirler. Genel anlamda böyle sahibim. Peki Bursaspor maçıyla ilgili öngörün nedir İlker abi? İç sahada oynayacaksınız. Evet, şimdi çok dengeli iki stoperi var. Kenar oyuncuları çok hızlı oyuncular. Ahmet İlhan gibi bu ligin üstünde bir oyuncu var kadrolarında. İşte İlhan Depe gibi. Bunlar sonuca etki edebilen oyuncular. Musa gibi çok tecrübeli bir oyun kurucuları var. Tecrübeli bir kalecileri var ve gol yemediler. Tabii ki bizim amacımız onlara göre bir plan, onlara göre bir oyun sistemi üzerine çalışmak. Analizlere başladık. Yapıyoruz zaten bildiğimiz oyuncular. Değerlendireceğiz. Olabilecek en doğru planla, en doğru oyunla çıkıp oynayacağız. Seyircimizi bekliyoruz. Her maçta bize destekleri artıyor. Bu takımın çevresinde ilk geldiğimiz zamanlar, ilk yola çıktığımızda eleştiriler oluyordu. Bu oyuncular kim? İşte bunları nereden aldınız? Ama sahada oynanan, birlikte oynayan, takımdaşlığı iyi olan bir takımı, coşkusunu, fırnalan baskılarını, iç sahada özellikle bunları çok iyi uygulayan, zaman zaman da tabii ki gollü geçiyor maçlar. Çok gol yeme konusunda mutlu olmasam da zaman zaman geriye düşüp çevirdiğimiz maçlar da oldu. Bu da taraftarımıza keyif verdi. Dünkü oynanan maçtan sonra da bana gelen geri dönüşler çok olumlu. Zaten hak ettiğimiz bir maçtı ama maalesef kararlar etkiledi maçı. Maçın sonucuna tesir eden kararlar oldu. Bundan dolayı şu anda mutluyum. Takımım gayet iyi yolda. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Oyunun boyu uzadıkça özellikle ikinci yarılarda oyunun daha çok kontrolü bize geçiyor. Bu da bizim için bir silah. Yine bunu kullanacağız. İklim koşulları da bizim lehimize. Biliyorsun tabii ki Mersin, Silifke, sen de Adana'lısın, biliyorsun buraları. Buralarda evet, hala yaz devam ediyor. Nem oranı yüksek. Bu bizim için avantaj oluyor zaman zaman. Yine saat 3'te oynayacağız maçı. Maçta eğer ki böyle bir iklim koşulları da olacaktır. Bizim takımımız için oyunun süresi, oyunun boyu uzadıkça fiziksel kalitemiz üst düzeye çıkıyor ve oyunun kontrolünü alıyoruz. Bu planlar doğrultusunda çalışacağız. Sonuçta tabii ki bu futbol oyunu dün de olduğu gibi rakip var, saha var, hakemler var. Sonuçta kazanan taraf Kütahyaspor. Onları tebrik ediyorum. Yine bu hafta oynarız. Bursaspor kazanırsa da biz cami olarak, ekip olarak, oyuncularım ben rakibe karşı fair play olarak, fair play çerçevesinde tebrik eder, yolumuza devam ederiz. Felsefemiz bu. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Abi. Ben teşekkür ederim. Sağolun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, İlker Avcıbay'dı. Son konuğumuz hattımızda Metin Erdem, Viral Spor'dan. Metin Erdem, hoş geldin, merhaba, nasılsın? Merhabalar Salim, Manaz, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gelen bir soru var, istersen bununla başlayalım. Barış Bey yazmış. Salim kardeşim, selamlar Salim kardeşim. Metin Erbey'e sorum olacak benim. Ankara Gücü'nü uzun yıllardır siyasi gücü olanlar yönetiyor her aşamasında. Kulübü idari ve teknik anlamda gerçek Ankara güçler yönetmediği sürece kalıcı bir başarının gelmeyeceğini düşünüyorum. Metin Erbey'e selamlar, saygılar. Ne dersin yani, abi soruyla ilgili? Şöyle söyleyeyim Salim, Türkiye'nin bir gerçeği var son yıllarda, hepimiz biliyoruz. Bütün kulüpleri neredeyse, yani belki İstanbul takımlarını çık, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı, onun dışında herkesin bir siyasi bağlantısı var. Evet. Hani baktığınız zaman Trabzonspor'un da siyasi bağlantısı var, Kayserispor'un siyasi ve Başakşehir'in siyasi bağlantısı var. Yani yok birkaç şey kulübü var, şirketleşmiş kulüpler var. Onun dışında yani çünkü bütçeler, yani artık kulüplerde bütçeler çok astronomik rakamlara çıktı. Yani normal seyirci hasılatlarıyla, store gelirleriyle falan bunların karşılanması mümkün değil. Mecburen
devlet yardımı gerekiyor. Devlet yardımı alabilmek için de siyasilerle sıkı ilişkilerde bulunması gerekiyor. Maalesef acı ama Türkiye'nin bir gerçeği. Onun için de hangi yönetim olursa olsun hemen öncelikle göreve gelmeden önce siyasilerin kapısını çalıyorlar. Yani yeni gelecek maalesef yönetimlerde mutlaka bir siyasetçilerle ilişkili olacaktır. Yani. Peki devam edelim. Abi Ankara Gücü ile ilgili son Ankara Gücü'nde gündem şöyle. Ankara Gücü'nde şu sıra gündem yani işten çıkarılan ya da istifa eden personellerle ilgili şu sıra. Yani bunun ama arka planı var tabii. İşte şimdi Ankara Gücü'nde önce kulüp müdürü Bekir Aracı işten çıkarıldı. Arkasından bir medya sorumlusu Coşkun hepimizin çok sevdiği bir arkadaşımız da o işten çıkarıldı. Kulüp müdürü işten çıkarıldı. Sonra akreditasyon sorumlusu Gülay Hanım işten çıkarıldı. Bunlar medya sorumlusunu medya haber sızdırıyor gibi bir sebeple çıkarmışlar. Diğer ikisinde de akreditasyon sorunu geçen Ankara Gücü disiplin kuruluna sevk edildi. Ciddi cezalar aldı. İki yardımcı antrenör akreditasyon kartlarını yani görev yerlerini farklı olan akreditasyon kartlarını değiştirmişler. Bu da temsilci tarafından fark edilmiş ceza kuruluna. Ondan dolayı da iki kişi işte kulüp müdürüyle akreditasyon sorumlusu halbuki suçları olmadığı halde görelim. Bunun arkasından da önceki gün 6 kişi bunların arasında bir tanesi var ki bütün camiye cuntu olarak bilir. Ankara Gücü'nün masörüdür. Yani bir sağlık sorumlusudur. Evet. Masörlüğün biraz ötesine geçmiştir. Futbol camiası çok yakından tanır. Birçok kulüpte görev almıştır. Uzun yıllardır da Ankara Gücü'nde görev alıyor. Ankara Gücü'nün hafızası diyebileceğimiz bir kişiydi. Bu kendisiyle istifa etti. Onun yanında kulübün işte başkanlık sekreteri yine bu bilet falan şeylerine organizasyon sorumluları, iki tane organizasyon sorumlusu, aşçısı falan. Yani bu isimlere baktığınız zaman bu isimlerin tamamı Faruk Hoca'ya yakın isimler. Yani insan ister istemez gibi bu kişilerin bir anda topluca istifa etmesi sanki yani gelen bilgiler de o şekilde sanki Faruk Hoca'nın bir talebi doğrultusunda istifa ettiler. Bir Faruk Hoca ile yönetim arasında bir çekişme yaşanacak gibi gözüküyor. Yani Faruk Hoca şu anda cezalı. Cezasının affı konusunda bazı gelişmeler olacağı söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilemem ama. Yani geri dönmesi gündemde mi? Evet ama yani hemen döner mi dönmez mi onu bilemem ama Ankara Gücü zaten sportif başarısızlıklardan dolayı bir kaos yaşıyordu. Kaosun içine ekstra böyle bir bu personel istifası görevden almalarla birlikte ekstra bir kaos daha eklendi. Bakalım da Ankara Gücü'nde neler göreceğiz diyelim. Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Metin Arar'dan sohbetimiz devam ediyor. Peki Metin Arar abi, hemen şunu da sormak istiyorum sana. Özellikle Ankara Gücü'nden bahsettik. Gençler Birliği'nde son durum nedir? Ya Gençler Birliği'nde aslında çok büyük bir sorun yok. Gençler Birliği yani sadece iki oyuncusun, çok önemli iki oyuncusu Hamilton'la Yasin Güreler. Bunlar Yasin neredeyse sezonu kapattı. Hamilton'da yaklaşık 2 aylık bir sakatlık süreci işte onun bir aya yakını geçti de 2 ay sürecek bir sakatlık. Şimdi bunlar sezona aslında TSD kupasında Ankara Gücü'ne 4-0 yenilmişti ama sonrasında sezona iyi bir başlangıç yaptı. Üçüncülüğe kadar da yükselmişti bir ara. Ama sonradan bu iki oyuncu sakatlanınca son 2 haftadır kötü sonuçlar gelmeye başladı. Son 2 haftada kaybediyor. Bunun bir şey var, moral bozukluğu var. Onun dışında Gençler Birliği'nde yönetim yani yönetimsel bir sorun yok, parasal bir sorun yok, başka bir sorun yok. Şimdi bu Hamilton, özellikle Hamilton döndüğü zaman tekrardan, çünkü
Hoca bir sistem, Recep Tayyip Erdoğan bir sistem oturtmuştu. O sistem yani makine düzeninde işliyordu. O sistemin işte makinenin iki önemli dişlisi birden sakatlanınca biraz sıkıntı. Belki şu milli arada o sorunu belki çözmüş olabilirler. Öyle söyleyeyim. O sorun çözülürse Gençler Birliği tekrardan iddialı bir konuma. En azından şampiyonluk olmasa da playoff için, yani ilk ikiden direkt şampiyonluk olmasa da playoff için ciddi bir adayı diyebiliriz Gençler Birliği için. Yani sezon başındaki futbolunda dönüş yapabilirse. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Metin Erer'den. Metin Er abi, değerli yorumların için çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediklerin? Yok. Yani şimdi Ankara Gücü biliyorsun Antalya'da kampta. Evet. Hoca Kenan Koçak Hoca, siz de geçen hafta yayını aldınız. Şimdi o da takımın biraz atletik performansından memnun değildi. Bir test yaptırmıştı. Test sonuçları da maalesef pek sağlıklı çıkmadı. Sezon başı demek ki hazırlıklar çok sağlıklı değildi. Umarım onlar şimdi Antalya'da bu yükleme yapılıyor. Bu yüklemeden sonra şimdi bir Malatya maçı var. Bir de Malatya'nın biliyorsunuz bu sezon durumu pek şey değil. Ankara Gücü'de iki haftadır kötü sonuçlar alıyor. Evet. Malatya maçı da deplasmanda oynanması gereken maçta Malatya Spor'un talep üzerine Ankara'da Eremen Stadı'nda oynanıyor. Cuma günü saat 20'de. O da yani Malatya Spor maçı da deplasmanda oynamayacak. Hayır. Yani deplasman gibi, yani deplasman maçı sayılacak ama Ankara Eremen Stadı'nda oynayacak. Sebebi yani ne peki? Şöyle, Malatya Stadı depremden hasarlı olduğu için Malatya'nın stadı orada maç oynanmıyor. Urfa'da falan oynuyorlardı maçlarını. Evet. Bu maçta Ankara'da oynamak istediklerini federasyona ilettiler. Federasyon da kabul etti. Hani şöyle, normal tribünde Malatya taraftar olacak. Deplasman tribünde de Ankara Güçler olacak. Öyle söyleyeyim. Yani Kuzey Kale arkası deplasman tribünüdür Ankara'da. Ankara Gücü sadece oraya 1000 taraftarını sokabilecek. Evet. Kulüpler arasında bir anlaşma olur mu olmaz mı bilmem. Maç Ankara'da oynanacak. Cuma günkü maç 20'de. Ona da dinleyicilerine bilgi verelim istedim son olarak. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Metin Er abi, görüşmek üzere. Hoşça kal. Sağ ol. Bir son dakika var. Hemen dinleyenlerimizle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve milli takımlardan sorumlu yönetici Ceyhun Kazancı TRT Spor'a konuştu. Ceyhun Kazancı, İzlanda-Türkiye maçı %51 ihtimalle ertelenecek dedi. %51 ihtimalle ertelenecek diyor Ceyhun Kazancı. Bilindiği üzere saat 14'te, Türkiye saatiyle 14'te eş güdüm toplantısı yapılacaktı. Bunu belirtelim. TRT Spor'a yapmış olduğu açıklamada da bunu ifade etmiş. Gelen mesajlar var, birkaç tane hemen bitireceğim. Selam Salim Bey, Kayseri'den temiz aile çocuğu, numarasının sonu 50. Zaman zaman da yayınımıza bağlanıyor Kayseri'den. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçe taraftarı olan bir dinleyenimiz mesajını iletmiş. Teşekkür ederim. Merhaba, Antalya'dan ben Erhan. Antalya'dan selamlar. Bizim ligimizde ve milli takımda neden 4-3-3 veya 4-4-2 sistem düzeni kullanılmıyor? Hocalarımızın cevapları ve yorumları nedir demiş. Yarın bu soruyu soralım. Aslında Bilal Kısa'ya ben bunu sormuştum. Milli takım ne santraforlu oynayabilir mi diye cevabını almıştım. Yani bu sezon başına itibariyle çalışılması gereken sistemler bunlar. 4-4-2, 4-3-3. Maç içerisinde bulunduğunuz, yani içinde bulunduğunuz skora göre değiştirebilirsiniz ama tamamıyla bu sistemde oynamak 3-5-2, 4-4-3, 4-4-2, hadi gel oynayalım denileceği zaman yapılamaz. Hadi gel bunu oynayalım dediğimizde oynayamıyoruz. Maç içerisinde skora göre, skorun avantajlarına ya da dezavantajlarına göre sistem değişikliği kısa süreli olabiliyor ama bunu genel anlamıyla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Osman Şankal, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Serkan Aslan 3 ay sahalardan uzak kalacakmış, geçmiş olsun.
Teşekkür ederim Osman Bey mesajınız için. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Serkan'a sana geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara döner diyelim. Bugün pazartesi. Pazartesi günü normalde yayınımız bundan sonra 12-13 olacak. Bugün 12-14 arasında birlikteydik. Saat 12-14 arasında birlikte olduk. Gelen sorularınız için çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Önemli mesajlar attınız. Mesajlarını okuyamadım dinleyenlerimiz, kusura bakmasınlar. Bugün yayınımızda birbirinden önemli isimler vardı sevgili dinleyenler. Süleyman Hurma, Bilal Kısa, Yakup Ateş, İlker Avcubay ve Metin Erer'den bizlerle birlikteydi. Yayın sonrasında bu bağlantıların yazılı haber şeklini Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Yayınımızın tekrarını da Radyo Spor YouTube ve radyospor.com'dan takip edebilirsiniz. Bu adreslerden tekrar yayınlarından ulaşabilirsiniz. Benden hemen sonra Mert Elam, Ali Erim ve Genco Boran. Hattrick programında sizlerle birlikte oluyorlar 14-15 arasında. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.